Bir başka konu çocuklarımızın ilgi alanlarıyla ilgili. Bir sürü ebeveyn çocuğunun neden hoşlandığını bilmiyor maalesef. Bu çok acı bir şey. Soruyorlar mesela seminerlerde. Neden hoşlanır diyorum. Valla hiçbir şeyden hoşlanmıyor diyor. Mümkün değil. Hiç oynamıyor diyor. Mümkün değil hiçbir şeyden hoşlanmaması. 4-6 yaş, yani 0-6 yaş arasındaki bir çocuğun 2-6'da en azından. Mesela bizim nete resim yapmayı çok seviyor. Burası bizim salon halımızın altı. Ben onun altını kocaman kağıtlarla kapladım. Ozeritçilerden alıyorum bu kağıtları. Yatarak resim yapıyor. Kendileri yatıyorlar, birbirlerinin etrafını çiziyorlar. Aynı objenin çok büyük halini çiziyor. Evde bir sürü kağıt var. Kare, küçük kağıtlar, daha büyük kağıtlar, daha büyük kağıtlar ve daha farklı boyutlarda kalemler. Zaten alıyoruz bunları ama elinin altında. Evet, istediği zaman sulu boya yapabilir, istediği zaman pastel boyayla kullanabilir, istediği zaman kuru boya yapabilir. Salon halısını kapattığınız zaman altında hiçbir şey görünmüyor. Böyle bir şey olduğunu fark etmiyorsunuz. Çok da keyifli. Bir başka sorun çocukların kitap okuması. Daha geçen gün bir anneyle karşılaştık. Hep böyle kötü örnekler üzerinden örneklendiriyormuşum gibi geliyor ama hani bunlar gerçek olan ve beni çok şaşırtan şeyler. 4,5 yaşında çocuğu, ay hiç kitap okumuyor dedi annesi. Zaten dedim biz de onu bekliyoruz. 4,5 yaşında okuyorsa sıkıntı. Siz okuyor musunuz dedim. Ay hiç böyle düşünmemiştim dedi. Biz okuyacağız. Bu yaş grubunda okula başlayana kadar. Diğer taraftan biz de okuyacağız. Fakat bütün sektörler de buna karşı gibi aslına bakarsanız. Çocuk mobilyalarına bakın, raflar hep yukarıda. Çocuğun boyunun erişemeyeceği yerde. Her şey bir vitrinden ibaret sadece. Çocuk kitaba ulaşamıyor. Oysa kitap bu yaş grubu çocuklar için aynı zamanda bir oyuncaktır. Alacak, karıştıracak, bakacak, ucuca dizecek, tren olacak, ucuca dizecek, domino olacak, devirecek, üst üste koyacak, kale olacak, yere koyacak, üstüne zıplayacak, kafasının üstünde gezdirecek, denge yapacak gibi. Fakat hakikaten kitap meselesi bizde son derece önemli fakat bir o kadar da vitrin bir imajı var. Kitap satılıyor. Mesela kitapçılarda görüyorum çok satanlar. Böyle bir şey çok okunanlar diye bir şey olması lazım. Satması değerli değil, okunuyor olması değerli. Bayramda takip eden arkadaşlar bilirler. Biz bir tatile gittik bayramdan bir hafta önce. Çocuk oteli, adını vermeyeceğim bir çocuk oteli. Çok güzel bir otel, gerçekten çok hoş. Bir tane kütüphane yapmışlar otele. Çok etkilendim. Kocaman bir kütüphane. Bu salonun yarısı kadar bir alan ayrılmış. İki katlı, merdivenle çıkıyorsun, kaydırakla iniyorsun aşağı. O duvarlar raf, öyle. Çok güzel.